kahve mi? Ben de size ben kahve getireyim arkadaşlar. Merhaba, ben Ülkü Çelik. Kent villaları sakinlerindenim. 3 yıldır bu mahallede oturuyorum. Depremden önce taşındık biz buraya. Fakat geldiğimizden beri yolumuz düzgün değil. Böyle gelişi güzel bir asfalt dökülmüş. Sürekli toz, toprak, yazın, kışın çamur. Depremden sonra bizim altyapımız olmadığı için bir altyapı çalışması yapıldı. Ondan sonra hiçbir düzelme olmadı. Eşim defalarca özel idareye gitti. Burası özel idarenin şeyinde, yetkisinde. Tamam ilgileniriz, 10 güne kadar gelip yapacağız dendi. Fakat kimse gelip gitmedi. Depremden sonra bu çevrede birçok bağ evleri yapıldı. Hepsinin yolları yapıldı pırıl pırıl. Ama biz burada çamurun içinde resmen yüzüyoruz. Yazın camlarımızı açamıyoruz toz içinde, kışın çamur, arabaya binene kadar ayakkabılarımız çamur içinde. Yani buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ya arkada gördüğünüz gibi deprem şeylerini, enkazlarını getirip döktüler. Bir hafta boyunca o hafriyat kamyonları getirdi, buraya boşalttı. Ne yani buradan müsaade alındı hiç bilgimiz olmadan. Bu da ayrıyeten bir sorun yaratıyor bize yani bir rüzgar estiği zaman o pislik olduğu gibi bizim bahçemize geliyor. Yani Adıyaman'a hiç yakışmıyor. Merkeze 5 dakikayız burası Büyük Kavaklı Köyü'nün girişi ama Altınşehir'e 5 dakika. Bizden sonra bu K20 konteyner kenti var. Pırıl pırıl oralar yollar hep yapıldı. Yani çok uzak bir uzun bir mesafe de değil burada 6 tane eviz biz. Şurada yani toplam kaç metre eder Celal Bey? Toplam yani burası... Toplam bir 50 tane. Yani yok metre olarak yani metre çok. Olarak şehre 200 metre. Yok şey kapımızın önü. 100 çok... metrelik. Yani 100 metre. Yani burayı bu kadar yapmaktan aciz misiniz? Yani lütfen buna bir çözüm bulunsun artık. Gerçekten yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani. Evet. Aşkılar. Evet yani işte altyapı telefon çalışması geldi. Yapıldı. Belediye su kanalizasyon geldi. Yerleri açtılar. Her yeri açtılar. Yerleri kırdılar. Birisi geldi elektrik döşüyoruz dedi. Diğeri su döşüyoruz. Diğeri kanalizasyon döşüyoruz dedi. Türk Telekom kablolarını çekti. Her yeri kepçeyle kazıdılar. Öylece bırakıp gittiler. Şimdi evlerimize arabalarımızı koyamıyoruz. Belediyeye söylüyoruz. Orası özel idare sınırında diyor. Özel idarede muhatap bulamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyorlar. CİMER'e yazıyorum. Kimse cevap vermiyor. CİMER'den valiliğe iletildi diyor. Valilikten hiçbir haber gelmiyor. Çöplerimiz alınmıyor. Her hafta ben belediyede yetkili çavuşa mesaj atıyorum, resim gönderiyorum. Tamam sağ olsun ben gönderdikten hemen sonra birilerini gönderiyor. Orası bizim sınırımızda olmasa da diyor ama bunu rutine bindirmiyorlar yani. Bana Handan Hanım konteyner dolarsa arayın gelelim diyorlar. Ben çöpün başında mı bekleyeceğim doldu mu diye. Yani bunun bir rutini olmalı. Fareler, pireler, böcekler. Yani çocuklarım asbest diye ben evimi... Bıraktım geldim buraya. Öbür taraf çok daha iyiydi yani biz cennetteymişiz farkında değilmişiz. Depremden önceki hayat cennetmiş yani. Bize kimse yardım etmiyor. Belediyenin beyaz masasına da yazıyorum. Foseptik doluyor. Gelin alın diye 10 yeri arıyoruz rica minnet. Sanki yani biz vergi vermiyoruz devlete evlerimiz için. Sanki bunu böyle hani bir hayır sevabına yapıyorlarmış gibi davranıyorlar. Her seferinde de sorun yaşıyoruz. Belediye diyor bize ait değilsiniz. Özel daireyi arayın. Özel daireyi arıyoruz. Biz doluyuz, gelemeyiz. Hafta sonu çalışmıyoruz. Böyle bir şey mi olur? Özel daireyi kim denetliyor? Belediye denetlemiyor mu? Ya sahipsiz kaldık biz burada. Yolumuzu bir an önce yapmanızı istiyoruz. Onun dışında da bu yol yani denildiği gibi komşumun söylediği gibi 100 metre yol
Her yer berbat, çukur. Arka tarafı çekerse arkadaş göreceksiniz. Yani şurayı açtılar, bıraktı gittiler. Ya olanı bozmasaydınız, hani zaten yapmıyorsunuz. Arabayı yıkatıyoruz, her yer çamur. 3 tane küçük çocuk, çocuklarım her gün hasta. Kuzey cephedeki pencereyi açıyorum havalanması için. Molozun bütün tozları evin içerisinde. Yaz boyunca onu soluduk. Şimdi kışın çamuru çekiyoruz. Köpekler, böcekler, evi ilaçlıyoruz her hafta. Fareler yine geziyor. Yani bize birilerinin yardım etmesi gerekiyor artık. Yani biz temiz hava solumak için, daha güzel bir ortamda yaşamak için burayı tercih ettik. Maalesef merkezden daha kötü burası. Yani bilmiyorum. Ya bir de şeyi merak ediyorum. Belediyeyi aradığım zaman biz merkeze hizmet veriyoruz diyor. Merkezde ev kaldı mı gerçekten? Kime hizmet veriyorlar? Merkezde de fareler geziyormuş her yerde. Yani benim sorunum belediyeyle değil, görevini yapmayan insanlarla. Yani şurada bir mahalle yapıp, yani şurası da K20'den sonra 150-200 metre uzaklıkta bir yer. K20'ye çöpü almaya gelen kişi burayı da alsa, şu çöplerimiz haftada bir gün alınsa, şu molozlarımız toplansa. Çünkü molozların içerisinde asbest var. Siz dediniz sağlıksız diye. Deprem molozu evin önüne dökülür mü? 50 metre evimizin dibi. Çocuklarımız var bizim. Biz çocuklarımızın sağlığı için bu eve geldik. Yasakmış yani bu alana dökülmesi. Yasak. Çevre şehirciliğin belirlediği belli alanlar varmış, sizin de bilginizdedir. Oralara dökmeleri gerekiyor. Ama şimdi konutların olduğu yerler, evet, alanlar, molozdan ziyade çöplük oldu artık. İçi çöplük dolu. Her şey var. Ve artı şu ilerideki yeni yapılan bağ evlerinin hepsinin yolu yapıldı. Hepsine mucur, asfalt döküldü. Bizimki niye yapılmıyor? Yani bize yardım edilmesini istiyoruz.